Evet Sayın Genel Başkanım, şehrimize, belediyemize hoş geldiniz. Gerçekten uzun bir süredir beraber yapmış olduğumuz yolculuğu bugün itibariyle sonuca hem sizin de gelmenizde en keyifli haline getirdik. Şehrimize, belediyemize hoş geldiniz. Bu anlamda da sizleri burada ağırlamak, sizlerle beraber olmak gerçekten bizim için büyük bir onur verici bir süreç. Denizli'ye, Türkiye'de başlatmış olduğunuz değişim yolculuğunun bugün itibariyle özellikle Denizli'de bizim açımızdan taşlanıyor olmuş olması ayrı bir keyif. Tabii bu sürecin içerisinde gerek şahsıma, gerek Denizli örgütüne, gerekse olan bizlere, tüm evimiz olan güveniniz nedeniyle de sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizler de umarım sizleri mahcup etmemişizdir ki bu yolculuğumuzun sonunda bugün Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde sizleri ağırlıyoruz. Tekrar hoş geldiniz diyorum ben. Ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifli bir cuma sabahı yaşıyoruz. Dün gece Denizli'de kaldım. Bugün sabahleyin Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği Denizli Büyükşehir ve Denizli Merkez Efendi ilçelerinde uyandık. Hemen yanımızda bugün birazdan gideceğiz. Pamukkale'miz var. Denizli'de 4 küçük belediyemiz hariç bütün belediyeleri Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Bunu partiye tek başına mal etmiyoruz. Bunu Denizli İttifakı kazandı. Bunu Türkiye İttifakı kazandı. Denizli'deki çok sevgili, çok uzun yıllardır mücadele veren sosyal demokratlar, Cumhuriyet Halk Partililer Denizli İttifakı'nı kurdular. Milliyetçi demokratlarla, muhafazakar demokratlarla, Kürt demokratlarla, her görüşten olan bu ülkenin vatanına, bayrağına saygılı olan herkesle el ele omuz omuza Denizli'yi de Türkiye'nin nüfus olarak %65'ini, ekonomi olarak %80'e yakınını, ödenen vergi açısından %87'sini kazandı Cumhuriyet Halk Partisi. Türkiye İttifakı'na, Denizli İttifakı'na minnettarız. Üzerine titriyoruz, titremeye devam edeceğiz. Ben bugün Sayın Başkan gelince nezaketle koltuğu teklif etti. Pek çok yerde görüyoruz siyasi partilerin liderleri geliyorlar ve belediye başkanlarının koltuğuna oturuyorlar. Bu koltuğa bir kişi oturabilir. Bu koltuğa Denizliler kimi oturur? Üsü oturur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri olmak, bir siyasi partinin lideri olmak, kamu görevi yapan birisinin partisinden seçilmiş olduğu için onun koltuğunu hak etmek anlamına gelmez. Bu koltuğu 5 yıl boyunca kim otur dedi? Denizliler otur dedi. Kime dedi? Nuri Çavuşoğlu'na dedi. Bu koltuk onun koltuğudur. Biz illa Denizli'de bir koltuk ararsak atamızdan emanet Denizli İl Başkanlığı koltuğu bizim için hazırdır. Gideriz. Her zaman otururuz. Nuri Başkan bu koltukta oturdukça bütün Denizli'ye karşı sorumluluğu vardır. Oy veren vermeyen herkese karşı. Oy verenlere karşı olduğu kadar vermeyenlere karşı da sorumluluğu vardır. Oy verenlerin oyunu hak ettiği kadar diğerlerinin oyunu, desteğini kazanmak için mücadelesini sürdürecektir. Oy verenden vermeyenden Allah razı olsun bundan sonra hizmet bütün Denizli'ye, kimseyi ayırmadan bütün Denizli'ye hizmet edecek. Ben kendisini biliyorum. İl başkanlığı yaptığı süreçten, parti meclisinde yaptığı süreçten, Denizli Büyükşehir'e aday arama sürecindeki mücadelesinden biliyorum. Son derece enerjik, son derece çalışkan bir arkadaşımız. Denizli'nin de birikmiş sorunlarını hızla çözecek. Birikmiş ve kamuoyunda çokça konuşulan borçlarını ödeyecek. Hizmeti aksatmadan sürdürecek. Bizim bugün için belediye başkanlarımızdan talebimiz 3 kademeli. Birincisi standart belediyecilik hizmetlerinin eksiksiz yerine getirilmesi. Onları biliyorsunuz. Yani vatandaşın belediyeden beklediği suyun akması, çöpün toplanması, sokakların temiz olması ile başlayan standart belediyecilik hizmetlerinde en ufak bir eksiklik ve aksaklık beklemiyoruz. O konuda çok şükür herhangi bir problemi de kendisi de öngörmüyor. Sonrasında efendim vizyon projeleri, efendim büyük maliyetli, işte çok konuşulacak büyük projeler değil. Önce bu memlekette, bu ülkede yoksulluk var, açlık var. Şimdi çalışıyoruz. Genel Başkan Yardımcımız belediyelerden sorumlu burada. Genel Sekreterimiz önümüzdeki hafta belediyelerimize bir israfa karşı tasarruf genelgesi de yayınlayacağız. Bu konuda
Ben Deniz'le elbette sözüm vardı. İlk geleceğim illerden olacak demiştim. Kendi ilimden ve dün Çorlu'da tren kazası için bulunduk. Tekirdağ ziyaretinden sonra ki orada da bir kadın belediye başkanı oldu. Candan Yüce'ye. İlk ziyareti buraya gerçekleştirdim. Çorlu'dan direkt buraya geldim ve buraya gerçekleştirdim. Buranın elbette sözümüz vardı, hediyemiz vardı, kendi söz verdiğimiz motora bineceğiz, geleceğiz demiştik. Bana arkadaşlar diyorlar ki, efendim işte bir aksilik olur, motordan düşersiniz, liderlik algısına zarar verir. Bizim liderlik algımızın temel taşı şudur, verdiğin sözü tutmak. Ben bugüne kadar verdiğim her sözü tuttum. Başkan üzülmüştü. Bizim arkadaşlar dedi ki başkan yolcu etsin ama başkan kendisi motora binmesin. Bir aksilik olur, sıkıntı olur. Başkana dedim bizim liderlik özelliğimiz verdiğimiz sözü tutacağız. 100.000 tane, 80.000 tane Denizli'nin önünde demişiz. Kazan Belediye'yi bineceğiz, motora birlikte gideceğiz, birlikte geldik. Şimdi buranın önemli bir özelliği daha var. Geçen hafta bütün Türkiye buradaki başkanın lüzumlu görmediği çok sayıda aracı gördü. Bu ne demek? İhtiyaç varsa alınır, ihtiyaç varsa mutlaka hizmet görülür. Ama israf olmaz, önüne gelene makam aracı olmaz, önüne gelene araç tahsisi olmaz. Bunlara başkanın başlattığı meseleyi biz bütün Türkiye'de önemli bir genelgeyle belediyenin her kademe hizmetinde israfın savurganlığın önüne geçeceğiz. Ve birinci hedef standart hizmetler, beklenen belediyecilik hizmetleri aksamadan sürecek. İki, sosyal projeler yapılacak. Yoksula, emekliye, bu belediyeden acaba bir şey gelir mi diyen herkese değecek projeler yapılacak. Ondan sonra bunların hepsi tamamsa, artık insanlar her şeyden memnunsa şaşalı projeler yapabiliriz. Vizyon projeleri yapabiliriz. Ama o üçüncü kademedir. Başkanım ve Denizli halkı, evet Denizli'de her şey yolunda dedikten sonra en ilerisini de yaparız. Tabii ki bu şu demek değil. Standart hizmetler ve sosyal belediyecilik dışında efendim konser olmayacak mı, kitap fuarı olmayacak mı, kültürel etkinlik olmayacak mı? Elbette olacak. Onlar da çok önemli. Ancak yüksek maliyetli ve insanlar yokluk ve açlık çekerken ya buna para buluyor, biz burada açız deniyorsa o bizim işimiz değil. Bizim bütün başkanlar olduğu gibi Nuri Başkan'dan beklentimiz de o. Kendisiyle yaptığımız görüşmelerde de kendisinin de perspektifinin bu yönde olduğunu görüyoruz. Sadece Nuri Başkan değil, burada çok sayıda belediye başkanımız var. 31 Mart'ın vatandaştan teveccüh görmüş demokrasi kahramanlarıdır onlar. Ben hepsine başarılar diliyorum. Büyük bir işbirliğine ihtiyaç var. Büyükşehir'in yetkileri, imkanları, ilçe belediyeleriyle birlikte ortak projeler noktasında son derece önemli olacak. Biz Denizli'de üzerimize düşeni yapacağız. Belediye başkanlarımızla, örgütümüzle, milletvekillerimiz, meclis başkan vekilimiz Gülüzer Hanım burada. Çok değerli milletvekilimiz, iş dünyasından gelen milletvekilimiz çok önemli bir çabanın içinde. Hep birlikte genel seçimlere giderken birlik beraberlik halinde örgütümüzle, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla ve bütün Denizli ile birlikte Denizli'nin yüzünü güldüreceğiz.